musluk, çeşme, iç düzeneği, yabancı tabirle batarya kartuşu nasıl değiştirilir diyorsanız doğru yerdesiniz. Soğuk sıcak su işaret tıpamızı çıkartalım. Burada çalışırken teknenin süzeyinden aşağıya parça gitmesin diye burayı kapatalım. Çeşmenin içerisindeki basınçlı suyu alalım. Çeşme sapımızı sökmek için 2,5 mm kalınlığında olan Allian Torx T10 1,5'luk olarak adlandırılan yıldız allyanı kullanacağız. Sapımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde söktük. Bu şekilde de takacağız. Mavi düzeni değiştireceğiz. Bu kılavuz elle beraber sökülebiliyor arkadaşlar. 27 numara lokma ya da düz anahtarla burayı sökebiliriz. İç düzeneğimiz, kartuşumuz bu arkadaşlar. Sorunumuz bundan kaynaklanıyor. İçeriğin sonunda bunu söküp içini bakacağız. Şimdi bunun değişimini yapalım. Yeni düzeneğimiz burada arkadaşlar. İsimleri farklı olsa da birebir aynı ürünler. Takarken şu ayakları şu ve şu yuvaya takarak oturtmamız gerekiyor. Ayakların yuvalarına tam denk geldiğinden eminsek hafifçe aşağıya bastırarak düzeneğin yuvasına tam oturmasını sağlıyoruz. Şu açıdan da görelim. Bu şekilde. Az önce sökerken kaydedemediğimiz somun. Bunu taktık. Ve yine 27 anahtarımızı da sıkıyoruz. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Ve kılavuzumuzu takıyoruz. Çeşme sapımızı takıyoruz. Buradan da sapın vidasını sıkıştırıyoruz. Son olarak da sıcak soğuk simge tıpamızı yerine takıyoruz. Vanamızı açalım. Evet. Değiştirdiğimiz iç düzeneğimiz bu. Buradan aşağıya arkadaşlar su sızıyordu. İzini de görüyorsunuz burada. Böylece sorunumuzu da çözmüş olduk. Şimdi isterseniz bozuk düzeneğimizin kartuşumuzun içini görelim. Evet, bayağı teşkilatlıymış arkadaşlar. Soğuk su rengimiz, sıcak su rengimiz. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek desteğinizi bekler. Sağlıklı, mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.